Sevgili Kanal T izleyicileri merhaba. Aykırı gündemin bu günkü konuğu çok önemli bir isim. Aykırı gündem biliyorsunuz Türkiye'nin gündeminin dışında gündem yaratan bir program. Bu programda bugün kendisini bu ülkeye adayan, bu ülkenin sevdalısı genç bir doktoru konuk ediyor. Doktorumuz çok önemli buluşlara imza atmış genç bir insan ve Türkiye sevdalısı. Kendisine hoş geldin derken neler yapacağını, neler ortaya koyduğunu hep birlikte göreceğiz. Şunu söylemeden geçmeyeyim. Doktorumuz Türkiye'nin kan durdurma ilacının ilk ilacıdır bu Türkiye'nin bulduğu. Bu ekibin içinde yer almış önemli bir bilim insanı. Kendisine hoş geldin diyoruz. Hoş geldin Sayın Doktor Mustafa Küçükali. Hamza Bey teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. Sağ olun bizi buraya konuk ettiğiniz için sizlere ve ekibinize sıcak ilgisine çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet ben seyircilere şunu söyleyeyim. Doktor Mustafa Küçükali'yi cümlelerle anlatmak zor. Ben en iyisi bu işi hazır gelmişken doktora sorayım. Sayın Küçükali, kimdir Mustafa Küçükali? Bize kısaca anlatın. Evet, teşekkür ederim öncelikle. Saygıdeğer Türkiye halkı ve güngörenler, hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler. Hepinizi saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. Ve önümüzdeki 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle bütün öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü gönülden kutluyorum. Evet, ben de bütün öğretmenlerin ellerinden öpüyorum diyeyim. Evet, hayatınızdan kısa kesitler yani tahsiliniz, doğum yeriniz, yaşınız çünkü çok gençsiniz. Yani bu genç yaşta bu kadar başarıyı sığdıran çok az insan var. Estağfurullah. Yani bu yaşta da Türkiye sevdalısı olmak ayrı bir hüner. O da onu da belirteyim. Çok teşekkür ederim. Buyurun. Ben 1965 yılında Trabzon'un Sürmene ilçesinde doğdum. Bir Karadeniz'in köy çocuğuyum. Hırçın çocuğuyum. Ha. O yıllarda... Yani hırçın köy çocuğu deyince izleyiciler acaba doktor hırçın mı diye düşünmesinler. Şöyle diyorsunuz Karadeniz'in hırçın dalgalarından da bir Karadenizli olarak nasibimizi almışız dediğinize. Evet o doğa şartları, o zor şartlar bizleri zorluklara alıştırıyor. Evet. Daha zor şartlarda mücadele hırsımızı daha çok artırıyor. Ondan dolayı biz o doğaya çok şey borçluyuz. Evet. Ben de bir Karadenizli olarak tabii ki o duayı da biliyoruz. Evet. Allah'ın bu millete bir lütfudur ayrıca Karadeniz. İnsanıyla, duasıyla, deniziyle, balığıyla. Üniversiteye gelelim. Trabzon'un Sürmene ilçesinde ilkokulu bitirdikten sonra üniversite eğitimimi Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tamamladıktan sonra ülkemizin değişik yörelerinde doktorluk ve yöneticilikleri yaptıktan sonra İstanbul'a göç etmek zorunda kaldık. Evet. İstanbul'a geldikten sonra biz İstanbul sevdalısı ve Türkiye sevdalısı olarak bölgemiz ve ülkemiz için neler yapabiliriz, neler üretebiliriz, bu sevdayı nasıl bir araya getirebiliriz diye uzun süre kafamda bir şeyler oluşturmaya çalıştım. Peki sayın doktorum, bu Anadolu'nun çeşitli yerlerinde mesleğinizi icra ederken Türk insanını da tanıma yani bu coğrafyadaki insanları değişik yörelerde tanıma fırsatını buldunuz. Evet. Ve dediniz ki ben bu insanlara ne verebilirim? Olay da sanırım burada başlıyor. Evet. Sonra baktım ki ülkemizin değişik yörelerinde çalışan, yaşayan insanlarımızın bazıları gerçekten çok farklı yapılara sahip. Bunların birçoğu mucitler, bilim adamılar ama onları sahiplenecek bir ev yok. Yani bir kurum yok. Bu amaçla beraber 2009 yılıyla 2010 yılları arasında Organ Doku ve Hücre Nakli diye bir derneği kurduk. Ve ben yani, pardon şunu hemen şey yapayım. Yani bu derneği kurucu başkanlığını mı siz evet kurdunuz? Efendim, ben kurucu başkanım. Evet. Kurduktan sonra bu derneğin amaçları şunlar.
özellikle hücre nakli, doku nakli ve organ nakli konusundaki yenilikleri, güncellikleri ortaya çıkarmak, takip etmek, yenilikleri ülkemizin hizmetine sunabilmek, bunun haricinde Türkiye'de mucit ve bilim adamlarını bu dernek çatısı altında birleştirerek ülkemizin faydalı bilim açlığını gidermek amacı. Evet, evet. Yani ülkenin sağlık konusunda yeni buluşlara, sağlıkta yeni gelişmelere öncülük etmek için böyle bir dernek kurdunuz. Evet efendim. Ya olay da burada başlıyor diyoruz. Evet. Peki bu ilk Türk ilacı bu dernek kurulduktan hemen sonra mı hayata geçti? Bu nasıl bir şey? Evet efendim. Aslında Ankafer kanama durdurucu Türklerin bulduğu ilk ilaç ve ruhsat. Kanamayı durdurucu. Evet, evet. Her türlü kanamada kanama durdurucu özelliği olan dünyada tek ilaç. Evet. Mesela bu ilaç hakkında şöyle bir şey sorsam. Mesela adam otururken beyin kanaması geçiriyor, fark ediyor, bu ilacı kullanıyor. Evet. Öyle mi? Kesinlikle, ama öncelikle beraber bunu aktif kanamalarda, mesela diyelim ki birisinin acil bir kanamayla beraber kolu koptu. Evet. Veya diyelim ki dışarıdan bir travma veya trafik kazası geçirdi. Evet. Kanama olan bölge eğer büyük arter dahi olsa oraya uyguladığınızda kanama anında duruyor. Mide kanaması var. Kaç kişilik bir ekiple bunu başardınız? Efendim 2006 yılında bu ilacın mucidi arkadaşımızdı. Ben ekibin içine 2009 yılında girdim. 2009 yılında ekibin içine girdiğimde ürün belli aşamaya gelip belli çalışmalar içine girmişti. Fakat ürün olarak dünya piyasasında ve yurt içi piyasasında aktif halde değildi. Daha sonra biz bu ürünün gerekli belge ve çalışmalarını, ARGE çalışmalarını yaparak bu ürünü hem ülkemizin hizmetine hem de dünya hizmetine sunma fırsatı bulabildik. Şu anda bu ilaç dünyada evet, kullanılan kesinlikle, Türk patentli bir ilaç. Evet, Türk patentli olup, Türk ruhsatlı olup Almanya'da ve Avrupa'nın değişik ülkelerinde satılan tek ürün, tek ilaç. Ve şu anda ülkemizde de... Kaç kişilik bir ekiple başardınız bunu? Efendim ekibimiz çok geniş. Bizim ekibin içerisinde bilim adamları ve mucitlerden oluşuyor. Burada hassas o noktası... O dernek tabii... Evet efendim. O yani o dernek içinde olan birçok bilim adamı, evet, akademisyen... Güzel. İlk imzayı da bu ilaçla attınız. Şimdi efendim burada hassas nokta şu. Mucitle bilim adamı birbirinden ayrıştırılan kavramlarda. Toplumda bunu belki halkımızın birçoğu bilmiyor olabilir ama mucit ayrıdır, bilim adamı ayrıdır. Mucit ilkokul mezunu olabilir. Evet. Hiç okur yazar da olmayabilir. Evet. Ama bir buluş ortaya atar. Bilim adamı ise akademisyendir. Birçok üniversitede okumuştur, yurt dışında eğitim görmüştür ve kendini bu uğurda feda etmiştir. Evet. Fakat diğerisi ise doğuştan bu kabiliyete sahiptir. Ve Allah tarafından ona bu meziyet gönderilmiştir. Bu ikisini bir çatı altında toplamak gerçekten zordur. Çünkü evet, ikisi birbiriyle beraber hiçbir zaman uyum sağlayamaz. Anlaşamazlar. Çünkü aralarında hem kültür farkı vardır hem de eğitim farkı vardır. Hem de bilim farkı vardır. Kesinlikle. Peki yani, Sayın Bunları, bir şey evet, sorayım. Tabii ki. Ya bu çok önemli bir şey. Yani bu ilaç gerçekten önemli bir şey. Ve bu ilacı şu anda dünyada milyonlarca insana bu ilaç şifa oluyor bir anlamda. Evet, böyle efendim, bir işi başardınız. Ve tabii bunu yaparken de zaten oradan yola çıktınız. Ben Türkiye sevdalısı, kendimi insanlığa adamış bir bilim adamıyım. O anlayışla yola çıktınız ve bu derneği de o amaçla kurdunuz. Evet. Devlette birçok yerde, Anadolu'da devlet doktor olarak çalıştıktan sonra ayrıldınız. Öyle evet, mi değil? Doğrudur efendim. Evet. Geldiniz bu derneği geliştirdiniz. Evet. Daha sonra bir grup arkadaşınızın M1 M7 adı altında üretimine ya da çalışmasına başladıkları dünyayı sarsacak bir buluşun da ARGE çalışmalarında başındasınız bu evet, böyle bir buluşun. Evet. Bundan söz etmek ister misiniz? Bırakalım mı diyorsunuz? Söz etmek ister misiniz? Ben kısaca söz etmek istiyorum. Çünkü evet, buradan belli bir noktaya gelmek istiyorum. Aslında bunu ilk kez bir televizyon kanalında siz gibi değerli bir insana çok teşekkür ediyorum, fırsatı buluyorum. M1 M7
Türkiye'nin genç bilim adamlarının, bunlar mucit değil ama, bilim adamlarının geliştirdiği bir ilaç. Evet. Bu ilaç kanserin her türünü yok edecek bir araştırma grubu. Bu grubun içerisinde de Ar-Ge ve faz çalışmalarını, yani bilimsel çalışmaları yapan grubun içindeyim. Evet. Bu ilaç da kanser dokusunun içerisine nüfus ederek, girerek kanseri tamamen yok ediyor. Bu dünyanın buluşu. Yani evet, dünya mucizesi. Dünya mucidi. Dünyada dengeleri alt üst edecek bir şey bu. Doğrudur efendim. Söylediğiniz şey. Ama şimdi burada halkımızı da öncelikle beraber yanıtlamak için şunu da belirtmek istiyorum. Bu bir araştırma grubu. Henüz bu hücre dışı deneylerle, yani in vitro hücre dışındaki kanser dokusuna uygulanarak hayvan deneyleri aşamasındadır. Bunun ilaç aşamasına gelebilmesi için önümüzde en az 3 yıllık daha bir süreye ihtiyacımız vardır. Bu çalışmalar yaklaşık 2 yıldır devam ediyor. Zannediyorum 3 yıl sonra da ilaç aşamasına geldikten sonra uygulanır hale gelecektir. Evet. Yani 3 yıl sonra dünyada kansere çare bulundu diyeceğiz ve bunu Türk insanlar, Türk hekimleri başarmış oluyor. Evet. İşte bu müthiş bir Türkiye sevdası. Evet. Kendini insanlığa adama olayı böyle bir şey anladığım kadarıyla. Evet efendim, dünyanın bence en zeki, en güçlü insanları Türk insanları. Böyle bir ırk gerçekten dünyada yok. Müthiş bir şey. Ben o insanlarla çalışmaya başladıktan sonra gördüm ki hepsi bir derya. Her insan bir derya. Evet. Hepsinin inanılmaz bilgi ve birikimleri var. Ama onları toplayacak, bir araya getirecek, organize edecek bir köprü yok. Evet. Bu köprü bir kurul yok. Şimdi bu çok önemli bir şey. İlk defa sayın seyirciler, ilk defa bu buluşu Kanal T ekranlarında değerli bilim adamı, değerli doktor, genç insan ilk kez bir televizyon kanalından insanlara söylüyor. Ben gurur, onur duydum. Ne söyleyeceğimi de bilemiyorum. Ancak bir şey daha söyledi. Mustafa Kemal Atatürk'ün beni Türk hekimlerine emanet edin derken demek ki bir bildiği vardı. Evet. Ve Türk insanı her şeyi yapmaya muktedir. Yeter ki bir araya gelelim, birleşelim. Sağlıkta değil her şeyde bu milleti tutacak bir güç yok diyor Mustafa Bey. Evet. Peki dar bütçenizle bu kurduğunuz dernekle, bu işe öncülük etmekle müthiş bir hizmet yapıyorsunuz. Allah katında da, insanlık katında da müthiş bir buluşa imza atmak üzeresiniz. 3 yıl dediğim bir süre uzun bir süre değil. Evet. Ve dünyanın gözleri bu programdan sonra bize çevrilecek. Yani ben kanseri ilaç bazında dünyaya vereceğimiz bir bilim adamıyla, bir doktorla görüşüyorum. Mustafa Bey, bundan önce bir hafta önceki aykırı gündemde sizin gibi genç bir hanım arkadaşımız vardı. Doktordu. Afrika'da Afrikalı çocuklara kucak açmış. Onlara bir Türk anasının şefkatiyle yaklaşmış ve onlara sağlık götürmüş, sevgi götürmüş bir doktoru konuk ettim. Siz ikinci doktor konuğumsunuz ve aykırı gündeme gerçekten değer kattınız. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Peki Mustafa Bey, bir de başka bir yönünü konuşalım isterseniz. Yine bu konuya geleceğiz tabii. Bunun çalışmalarını, projelerinizi şey yapacağız, konuşacağız. Şimdi böylesine başarılı bir hekim bir dünyada kullanılan bir ilaca imza atmış bir hekim şu günlerde bir ilçenin belediye başkan adaylığına soyunmuş. Evet. Bu çok önemli bir şey. Evet. Gerçekten çok önemli bir şey. Şimdi bir de zor bir ilçede bu işe soyunmuş bir hekim. Niye? Güngören İstanbul'un en küçük 3. ilçesi. 73 kilometre karelik bir alan. 1992'de ilçe olmuş. 11 mahallesi olan bir yer. Burada 320 bin insan yaşıyor yaklaşık olarak ve yeşili olmayan bir ilçe Güngören. Yeşili olmayan bir ilçe. Eskiden Osmanlı döneminde burası, siz de biliyorsunuz bu ilçenin tarihini, benden iyi biliyorsunuz.
Güngörenlisiniz, öyle diyeyim. Bir mesire yeri, bir avlanma alanı, hatta bir Osmanlı Sultanı buraya av köşkü yaptırmış avlanmak için. Ama bugün beton yığına dönmüş bir ilçeden söz ediyoruz. Altyapısı tamamen Büyükşehir Belediyesi ve mevcut belediyenin çalışmasıyla altyapı ve ulaşım sorununu halletmiş. Öyle bir sorun yok. Ama ben diyorum ki burada bir yeşil alan sorunu var. İnsan başına düşen yeşil alan metrekaresi çok az. Siz böyle bir ilçede belediye başkan adayısınız. AK Parti'nin belediye başkan adayısınız. Biraz da bundan söz edelim. Belediye başkan adayı olarak yeşil alan, nefes, çünkü sağlık demek yeşil, nefes almak demek. Ne diyorsunuz? Bu adaylığa niye karar verdiniz? Bu Ar-Ge çalışmalarına, bir belediye başkanı olarak böyle önemli buluşlara imza atan biri olarak ne düşündünüz? Nereden bu noktadayız? Bu adaylık neden? Öyle evet. Diyeyim. Evet efendim, çok teşekkür ederim. Zaten ben bu soru benim için en önemli soru. Ben buna hazırlıklı olmasaydım kesinlikle ben buraya aday olmazdım. Benim amacım buradaki yapılan hizmetlerin daha iyisini ve farklılaşmış şeklini yapmak. Evet. Yeşil alana geldiğimizde gerçekten bölge tamamıyla kapalı ve bir sanayi bölgesi, sanayi bölgesi yani. Haline gelmiş. Kesinlikle burada ada bazlı kentsel dönüşümü yapmak zorundasınız. Ada bazlı kentsel dönüşümü yaptığınızda bölgede yeşil alan ve tesis kurma imkanı ortaya çıkmış olacaktır. Evet. Çünkü bu kentsel dönüşüm derken şimdi bu kentsel dönüşümü halkımız pek anlamıyor açıkçası. Evet. Yani kimisi diyor ki yerinde kentsel dönüşüm. Kesinlikle yanlış. Evet. Alanda kentsel dönüşüm. Yani bu kentsel dönüşüm sizde nasıl bir şey? Bunu kısaca geçelim çünkü biz işin sizin asıl bilim adamlığınıza dönelim. Çünkü belediye başkanlığı benim artık söylediğiniz şeylerden sonra belediye başkanlığı amaç, araç anlamında. Oysa amaç dünya insanlığı, insanlık ve Türkiye sevdalığı, amaç o. Evet, evet. Araç olarak bu düşünülüyor. Efendim? Yani evet. Kısa bir... Ada bazlı kentsel dönüşümde bir adayı alıp başka bir yere geçici konutlara taşıyarak o bölgeyi yeşil alanıyla, spor tesisleriyle yeniden yapılandırıp tekrar o bölgeye taşımak da olur. Evet. Bu ada bazlı kentsel dönüşümdür. Ada bazlı kentsel dönüşüm Güngören'de yapmadığınızda başarılı olma şansınız yoktur. Evet, yani yeşilde başarılı olamazsınız. Kesinlikle olamazsınız. Belki yani şehirleşme anlamında başarılı olunabilir ama evet. Burada depremde başarılı olabilirsiniz. Kalitesi bakımından başarılı olamazsınız diyorsunuz. Depremde başarılı olursunuz. Daha sağlam yapıları yaparak İnsanları koruma altına alabilirsiniz. Evet, bu da tam burada deprem dediniz. Bakın siz oradan bana kopya veriyorsunuz. Şimdi bir Japon araştırma şirketi İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile birlikte bu kentte bir uzun süren bir araştırma yapıyorlar. Depreme dayanıklı bina anlamında söylüyorum. Güngören İstanbul'da depreme en az dayanıklı yapı itibariyle söylüyorum, yani binalar itibariyle ikinci ülke diye tespit etmişler. Kim yapmış bunu? Japonlar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ortak çalışma sonucu bunu ortaya çıkarmışlar. O zaman ada bazlı kentsel dönüşüm dediğinizi bu veriyi göz önüne alarak yapacaksınız. Doğru, anladığım efendim. Kadarıyla. Kesinlikle evet. Öyle. Yoksa siz yerinde kentsel dönüşümle beraber bölgenin hava almasını, yeşil alanın çoğaltılmasını sağlayamazsınız. Ve yaşamı da tehlikeye atıyorsunuz. Kesinlikle. O zaman. Yani yerinde kentsel dönüşümle bu insanlar burada otururken oldu hakaza bir deprem. Yani yangın oldu. Yani siz bir yangında itfaiye araçlarınızla acil müdahale için sokakları havalandırmamışsınız ki. Nasıl ulaşacaksınız merkezi noktalara? Evet. Yani böyle kesinlikle şey. Ada bazlı kentsel dönüşüm bu bölge için en uygun kentsel dönüşüm merkezi. Evet. Ve bunu yapmadıktan sonra da burada kentsel dönüşümde başarılı olamazsınız. Evet. Ada bazlı kentsel dönüşüm. Evet. Yani ben buraya yeşil alan çıkaracağım. Evet. Ben buraya spor tesisleri yapacağım. Otoparklar yapacağım. Otoparklar yapacağım. Yani Güngören'de
itfaiye aracının girmeyeceği cadde, sokak olmayacak. Olmayacak. Şu anda diyorsunuz ki, burada da yaşıyorsunuz zaten, Güngören'i bilen bir insansınız. A sokağında 11 mahallesi var zaten, ufak bir doğrudur bölge. Evet. Bir sokağa yangın çıktığı zaman müdahale edecek itfaiye aracı çok zor giriyor diyoruz. Evet. Dolayısıyla alan bazlı kentsel dönüşümde yeni bir Güngören ortaya koyacağız diyoruz. Şimdi bir de Güngören Spor var. Evet. Güngörenler, hemen herkes Güngören Spor'u seviyor. Güngören Spor için, bunu da kısa geçelim çünkü proje konuşalım artık. Çünkü ben de çok heyecanlandım. İşte. Bu kanser M1, M7 Ar-Ge çalışmaları açıkçası benim bu yaşta duyduğum en heyecan verici olaylardan biri. İnsanlık sevdalısı genç bir hekimin söyledikleri açıkçası beni çok etkiledi. Kısa geçelim dediğim olay da Güngören Spor. Siz spor deyince bu gençlerin koşması, Güngören Spor'u nerede görmek istedikleri hakkında bir şeyiniz var. Ne dersiniz bu spor konusunda? Efendim, Güngören normale baktığınızda halkının %50'ye yakınını Karadeniz orijinli olan insan topluluğunun bir araya getirdiği ve bir ilçe. İlçe. Ayrıca Türkiye'nin her 80 ilinden değişik insan popülasyonlarının bir araya geldiği bir mozaik. Evet. Çok güzel bir mozaik. Onları bir araya getiren en güzel şey Güngörenli olmak. Güngörenli olmanın, yarışa dahil olmanın en güzel yolu da spor. Evet. Bak evet. Çok güzel. Yani şuradaki evet. Söylediğiniz işte bilim adamı böyle. Evet. Türkiye'nin 81 ili var. Evet efendim. İstanbul'u saymazsak 80 il. Güngören'de diyorsunuz 80 ilin bir karması var. Evet. Güngören Türkiye diyorsunuz. Yani İstanbul Türkiye diyorsunuz. Ve Güngören'in ayrı bir özelliği, halkının %50'si Karadenizli. Dolayısıyla Karadenizli spora yatkın insanlar demek. Kesinlikle. Diyorsunuz. Evet. Dolayısıyla ben Güngören sporu hak ettiği yere taşıyacağım diyelim. Mesela bu birincilik, süperlik. İnşallah. Evet. Hak ettiği yere taşıyacağım. Evet. Şimdi çok heyecan verici bir de başbakanın gündeme, bu ülkenin gündemine taşındığı bir proje var. Bu sizin projeniz ve onur verici bir proje. Bu sadece Amerika'da uygulanan Silikon Vadisi dediğimiz Kaliforniya dediniz, evet, değil mi? Burada olan bir projeyi siz Türkiye'ye, Güngören'e artık adını ne koyacaksak projemle ben bunu yapacağım diyorsunuz. Bunu bize bilim evleri ve bilim ofisleri dediğimiz proje nedir? Onu bir anlatalım. Evet efendim. Normalde Sayın Başbakanımız bundan yaklaşık bir 7 ay önce Amerika'da Kaliforniya'da Silikon Vadisi'ne gitti. Evet. Silikon Vadisi'nde sizlerin de daha sonra ikinci kez aynı şekilde Silikon Vadisi'ni ziyaret etti. Silikon Vadisi bilim adamlarının bir araya geldiği bir vadi. Bu vadide Kaliforniya'da, Amerika Birleşik Devletleri Kaliforniya'da bulunuyor. Burada bilim adamları Ar-Ge çalışmalarını, bilimsel çalışmalarını ve teknolojik çalışmalarını burada yapıyorlar. Peki, affedersiniz, kesiyorum. Ben öğrenmem açısından kesiyorum. Bu Silikon Vadisi dediğimiz bölge, burada bu insanların her türlü yaşam ihtiyaçları karşılanıyor. Doğru. İnşaatı, evet. İşte çalışmasına maddi destek falan filan. Bunu devlet yapıyor değil mi? Yani Amerika Birleşik Devletleri bu vadiyi kurmuş, evet. Her alandaki bilim adamını toplamış, bunların evet. Yaşamını, ikame ettikleri ya da gelirini devlet oraya bir vadi kurmuş. Doğrudur. Amerika Büyük Birleşik Devletleri'nin dünya devi olmasının en büyük nedeni bu. En büyük nedeni de bu diyorsun. Niye efendim? Bakın, eğer siz bilimde yoksanız, teknolojide yoksanız sadece tüketici toplum oluyorsunuz. Evet. O zaman evet. Milli açık, milli gelir de açık ve bütçe açığı veriyorsunuz. Siz bilimde mutlaka var olmalısınız. Hep çalıyorsunuz. Yani evet. Bilimde evet. Üretken olmadıktan sonra evet. Her türlü batının evet. Buluşunu çalıyorsunuz. Çalıyorsunuz ama. Çalıyorsunuz, buzdolabını çalıyorsunuz. Çalıyoruz, evet. Biz yapmıyoruz demek yapmıyorsunuz istiyorum. Ama yapıyorsunuz ama sadece
onlardan almış olduğunuz atık projelerle beraber evet, devam yani ediyorsunuz. Yani biz bu işe evet. imza atmalıyız. Kesinlikle atmalıyız. Tıpkı neydi? Evet. Kan durdurucu ilaç örneği gibi. Bu her ilacın bilmiyorum. Türkiye yıllık getirisi şu anda sizce ne kadar? Rakam çok büyük ama. Söylemesi bile insanları şaşırtır. Bence çok büyük. Çünkü dünyadaki kanser ilaçlarını düşündüğünüzde... Kanseri demedim ben. Evet. Çok özür diliyorum. Kanama durdurucunun tahmini olarak Türkiye'nin beklentisi yeni ihracata başlandı. Zannediyorum bir... Yani en basit bir ilacın 2,5 ile 3 milyar dolar civarında getirisi olur. Yani bu ilacın Türkiye'ye yıllık getirisi şu anda 2,5 milyar dolar diyor. Yani olmalı. Yani yeni ihracata başlandı. Evet. Ürün daha yeni ama... Bunu bekliyorum. Evet. Yani beklentiler budur. Evet. İyi peki, araştırma, iyi pazarlama. 2014 sonuna doğru ya da 2015 sonuna doğru. O pazarlamanın haricinde, o ürünün, o ürün sahiplerinden ziyade ben... Ama çok iddialı bir ilaç bu. Yani kesinlikle. İlk defa ama bir şey olmadı. İddiası taşıyan bir tabii ilaç. Ki. Evet. Atıyorum 2014 yılının sonunda... Umarım 5 milyar dolar olur. İnşallah. Yani beklentiler bu. Böyle olmalı. Evet. Şimdi Kanal T izleyicileri arkadaşlar uyarıyorlar. Reklama girelim diyorlar. Biz de doktoru yakalamışken reklam falan düşünmüyoruz diyeceğim ama kanalların yaşaması için de reklamlar şart gibi. Doğru. Şimdi kısa bir reklam arası. Daha sonra görüşmek üzere. Ama en önemlisi de gönüllerini ortaya koymasıyla işte bu harikulade takı seti oluştu. Sevgili izleyenler, Turata Osmanlı takıları gönül damlası serisi ayrıca %100 Türk malı olmanın ayrıcalığını ve de gururunu yaşıyor. Şu anda turata.com adresinde 750 liraya alacağınız bu harika set bugün bu ekranlarda sadece sizler için 199 liraya geliyor. Evet, bu gördüğünüz asaletin ve zevkin sembolü olan Turata Osmanlı takıları gönül damlası takı seti her bayanın sahibi olmak isteyeceği kadar göz kamaştırıcı ve güzel. Sınırlı sayıda üretilen bu sete sizler bugün sadece 199 liradan sahip olabilirsiniz. Bugüne özel şık bir zincirde sizlere bizlerden hediye gelecek. Benim eşim her şeyin en güzeline layık diyen beyler ya da benim annem dünyanın en özel annesi diyen gençler. Hadi hemen şimdi ekranlarınızda gördüğünüz numaralardan bizlere ulaşın ve bugüne özel fiyattan sizler de sahip olun. Turata Osmanlı takıları gönül damlası serisi bu kez siz evimizin sultanları için geliyor. Turata, atalarımızdan yadigar. Sevgili Kanal T izleyicileri, reklamlardan sonra Sayın Doktor Mustafa Küçük Ali ile beraberiz. Çok önemli projeler masaya yatıracağız. Bilim evleri ve bilim ofislerinden söz ediyorduk. Evet efendim. Amerika'da ilk örneği orada. Biz oradan Mustafa Bey, Sayın Doktor Türkiye için bunu projelendirmiş. Sayın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretinden sonra gündeme getirdiği ve Türkiye'de olması istediği bir proje. Doğru, bunu doğru. da Mustafa Küçük Ali, genç bilim insanı Türkiye'ye getirecek. Buyurun Doktor Bey, bunu evet. bize hepimizin anlayacağı tarzda bilim evleri ve bilim ofisleri nedir? Evet efendim. Normalde Silikon Vadisi'ndeki teknolojik araştırma merkezi Sayın Başbakanımız Kağıthane'de bir vadi üzerinde düşünüyor. Evet. Kendisi de basın açıklamasıyla beraber bu konuda açıklama yaptı. Evet. Burası gerçekten çok büyük bir proje. O projeye bizim ne gücümüz ne enerjimiz belediye olarak da sosyal imkan olarak da yetmez. Evet. Bizim burada yapmak istediğimiz nokta şu. Şimdi normal... Yani Güngören'i kastediyoruz. Evet, Güngören. Ki ben Güngören'de evet. bilim evleri ve bilim ofisleri. Şimdi efendim, normale baktığınızda ben mucitlerle bilim adamlarını tanırım. İyi zaten tanırım. Derneğimizde hepsini. Evet, hepsini tanırım. Evet. Bunları diyelim ki Ceylan Pınar.
Urfa'nın Ceylanpınar ilçesi. Oradaki bir mucidi bilirim. Dün görüştüm mesela. Sivas'ın Kangal ilçesindeki bir mucidi tanırım. Ne yapar? Kendine ait bitkilerle beraber, otlarla bir tedavi uygular. Evet. Veya Giresun'un Eynesil ilçesindeki. Yani derneğiniz bu anlamda çok var, evet, diyorsunuz. Evet. Arifoğlu diye birisinin yanık ilacı yapmasını bilirim. Ve bu ilacı nasıl yapar, nasıl araştırma yapar, nereden ot toplar, o otları nasıl bir araya getirir. Benim merakım bu, benim sevdam bu. Evet, demek ki Türkiye'nin birçok yerinde, evet, çok yerinde lokman hekimlerimiz var. Siz de bunları, lokman hekimleri, derneğiniz vasıtasıyla etkili sanıyorsunuz, evet, toplayacaksınız Güngören'de. Güngören'de toplayacağım, evet, ben. Ben Güngören'de bu arkadaşlarımın hepsine birer bilim evi yapacağım. Topladığınızda zaten bunların sayısı 100'den fazla değil. Evet. Ben bunları bilim evlerine oturtturacağım ve hepsine bu bilim evlerini bir oda ve bir salon ve mutfaktan oluşacak. Bunların yemeğini, masrafını, temizliğini, bütün ihtiyaçlarını, evet, ben karşılayacağım. Çünkü onlar benim misafirim. İnsanlar böyle asosyal insanlar oldukları için kesinlikle katılıyorum. Gidip gezme, dolaşma şeyleri de yok. Evet. Ben onları orada ikame ettireceğim. Bakın, onlara baktığınızda onlar temizlik veya yemek pişirme bu gibi alışkanlıkları yoktur. Evet. Hep düşünürler. Ama uçtan düşünürler, tersten düşünürler. Evet. Ama bunlara bir sahip lazım, bir ev lazım. Ve bu evin içerisinde de bir yönetici lazım. Ben oyum. Ben onu yapmak istiyorum. Güngören'de ben Yıldız Teknik Üniversitesi'nin ve işbirliği halinde Davutpaşa kampüsü içerisinde. Ha, bir yer bile belirledim. Evet, projeye, evet, bakın. Evet. Davutpaşa kampüsü içerisinde, evet, 100 kadar bilim insanının, ya, her türlü konforu olan, evet, beslenme şartlarının çok güzel olduğu, onlara hizmet edecek insanların bulunduğu bilim evleri kuracağım, evet, diyorsunuz. Çok hepsine, ve hepsi benim emanetim olacak. Her türlü güvenceleri, yiyecekleri, içecekleri, temizlikleri, hepsinin sorumluluğunu ben alacağım. Silikon Vadisi'nin Güngören Şubesi'ni kuruyorum. Evet efendim. Ayrıca bu arkadaşlarımızın hepsine de birer bilim ofisi yapacağım. Çalışma ofisi. Evet. Çünkü bunların çalışmak için bir ofise ihtiyaçları var. Evet. Bu arkadaşlar. Bu ofiste çok affedersiniz. Evet. Bu ofiste, yani bilim ofisi dediğimiz yerde bu bilim adamlarının ihtiyacı, istediği, atıyorum işte bitki ise bitki, demir ise demir, civa ise civa, evet, bunları da sağlayacağız. Yani her türlü buluşa, evet, hazır hale gelmiş insanlar bunlar. Kesinlikle bu arkadaşların, bakın bunlar çok pahalı, çok lüks projeler değiller. Bunlar sadece sahiplenme duygusuna ihtiyacı olan insanlar. Yoksa büyük projeleri Sayın Başbakanımızın zaten kağıthanede düşündüğü büyük proje imkanıyla beraber, teknolojik imkanlarla beraber bakanlığımız tarafından yapılacak çalışmalarla, onlar orada zaten çalışacaklar. Ben onlara ev sahipliği yapacağım. Evet. Benim görevim, evet, o. Yoksa bir belediye kalkıp da bu insanlar için teknoloji imkanları sağlamak, onların çalışabilmesi için teknolojik aletler almak, bu imkanlara asla sahip olamaz. Bütçeler belli. Evet. Ama peki ben şu anlamda şöyle bir farkındalık olsun diye sormak istiyorum. Şimdi Kağıthane Vadisi'nde kurulacak, evet efendim, büyük imkanlı bir yerden ziyade, şimdi derneğiniz ve siz Türkiye'deki sağlıkla ilgili diyeyim, yani farklı bir alan demiyorum, bilim adamlarını burada toparlayabilirsiniz. Bu zaten dediğiniz gibi pek büyük bütçeler gerektirmiyor. Gerektirmiyor. Evet. Ama sağlıkla ilgili ben Güngören'i bir sağlık merkezi, bu anlamda bir sağlık, bir buluş merkezi yapabilirim. Bunu, kesinlikle, da bilim evleri ve bilim ofisleri projesiyle gerçekleştirelim. Evet, o projeye devam edelim. Efendim, aslında baktığınızda ülkemizin bu hale gelmemesinin, bu insanları değerlendirmemenin en büyük sorunu bu insanları sahip çıkmamak. Evet. Bunları, inanın, şu anda çok zor şartlarda bu iş yapmaya çalışıyorlar. Evet. Çok zor şartlarda yaşıyorlar. Bu insanlar parayı tanımazlar, parayı bilmezler, ticareti hiç bilmezler. Birileri, evet, onlara sahip çıkarsa, ona minnet borcunu
minnet borçları vardır. Ya da ellerinde bir formülleri vardır. Hep korkarlar. Acaba bunu kim çalacak? Ne olacak? Beni kim kullanacak? Burada şuna şunu bir gündeme getirelim de bunu da net cevap verin. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, Tarım Bakanlığı son yıllarda Türkiye'de çok fazla artan bilimsel doğa tedavi ilaçları, ilaçla demeyelim buna. Evet. Yani bilimsel bir verisi olmadan doğal yolla işte atıyorum baş ağrısını, migreni, yok sedefi, yok bilmem neyi yok eden kürler. Yani Tarım Bakanlığı bu işe el koyuyor, Sağlık Bakanlığı bu işe el koyuyor. Bu mucit insanlar da bir takım kötü niyetli insanların oyuncağı oluyor. Maşası. Adam, evet. Adam atıyorum doğal yolla mide sorununu halledecek bir ilaç buluyor. Bir bakıyorsunuz ki sağlıkla ya da insanla ilgili hiçbir şey imza atmamış bir adam elinde bir kutu mide ilacıyla ortaya çıkıyor. O bilim insanının onca yıllık çalışmasından para kazanmaya başlıyor. Siz dernek olarak ya da inşallah belediye başkanı olduğunuz zaman Güngören'e Türkiye'nin dört bir yanındaki bu bilim insanları sağlık anlamında söylüyorum sanıyorsunuz. Birçoğu sizin üyeniz. Bu bilim evlerinde bu tür şarlatanları da dışarıda ayıklamış olacağız. Evet, ayıklamış olacaksınız. Türkiye'ye hizmettir bu. Türkiye sevdası deyince evet. Tabii ki sevda, tabii ki o insanları ayıklamak bilime, insanlığa hizmet, Türkiye'ye hizmet, öyle diyelim. Evet. Evet. Bunu bu ülkede yapmadıktan sonra bu insanlar kesinlikle ve kesinlikle o Anadolu'daki insanları bir noktada birleştirme şansınız yok. Mutlaka bunları bir çatı altında öncelikle beraber barındırmak zorundasınız. Evet. Bunlara karnı doyuracaksınız, barındıracaksınız. Zorundasınız. Evet. Ve bu insanlar kendilerini güvende hissetmek zorundalar. Yani benim formülüm ne olacak? Veya ben bir ofiste çalıştığımda, çalışma sonucunda elde edecek olduğum veri birinin eline geçip de beni art niyetli mi kullanacak? Evet. Sahipsiz insan bu insanlar. Tabii. Bu insanlara bir sahip lazım. Dolayısıyla tabii yani biraz önceki konuştuğumuz evet. gibi bir tanesi ya işte ben bilmem ne ilaç fabrikasının temsilcisiyim bu ürünü geliştirelim deyip adamın elindeki yılların emeğini çalıp götürüyor. Bir bakmışsınız ki bitki çayı olarak ya da bir başka ürün olarak piyasaya sürüyor ve o bilim insanı da Anadolu'daki köyünde kasabasında yine aç ve sefillerle yeni bir ilacın peşine düşüyor. Kesinlikle ve kesinlikle bu işler öyle kolay işler ama organizasyon eksikliği var. Bakın ben bu bilimsel çalışmaların birçoğunu Atigensel diye bir kök hücre merkezi var. Türkiye'nin en büyük kök hücre merkezi, Avrupa'nın en büyük kök hücre merkezi Trabzon'da. Ati diye bir kuruluş. Evet. Bunu da kuran Profesör Doktor Cevdet Erdoğan. Evet. Sayın Başbakanımızın doktor grubunun başında olan bir abimiz. Ben kendisini çok severim. Buradan da kendisine saygılarımı ve sevgilerimi gönderiyorum. Benim üzerimde çok büyük emeği vardır. Evet. Baktığınızda biz bilimsel çalışmalarımızın birçoğunu Ati'nin laboratuvarlarında yapıyoruz. Bunlar çok büyük bir imkan. Ve görünmeyen güçler. Evet. Ekonomik olarak da bu masraflarımızın birçoğunu Ati'nin faydası oluyor. Ben Ati'nin de İstanbul sorumlusuyum. Çok güzel. Ve kök hücre üzerinde de Türkiye'deki araştırma grubundayım. Ve kök hücre araştırması için de aynı zamanda da evet. Ati ile beraber yapıyor. Bakıyorsunuz bu insanlar bir araya gelecek bir kapıları yok. Bakın Türkiye'ye gelin. Türkiye'de örnek vereyim size. İşte kuşçuların bir araya geldiği bir kahve var. Evet. Yani güvercin severlerin bir araya geldiği bir kahve var. Ama bilim adamlarının bir araya geldiği bir yer yok. Bir yer yok. Bu, oysa evet. bir bakıyorsunuz bir de aralarında bir kopukluk var. Peki bu bilim adamları, bu evet. mucitler, bu ömrünü bu işe adayan, bu asosyal dediğimiz insanlar. Çünkü parayı bilmez, ticareti bilmez. Evet efendim. Bulduğu ürünü nereye götüreceğini bilmez. Bu insanlar
devlet de kol kanat gelerek, tabii sizlerin işte derneğiniz evet. ya da bir yönetici olduğunuzla bunları bir araya toplamanızla bu ülke kazanacak. Milli gelirimiz artacak. Yani Türk milleti kazanacak. O anlamda artı insanlık kazanacak. Evet efendim. Evet. Buyurun o bilim evleri ve bilim projelerinden satır başlarıyla devam edelim. Şimdi efendim bakın mesela diyelim ki Konya Ilgın'dan bir arkadaşım bitkisel bir tedavi yapıyor. Yaptığı tedavide atıyorum işte tiroid, guatra iyi geliyor. Evet. Diğer bir arkadaşım da Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yaşıyor. O arkadaşım da başka bir ilaç yapmış. Yine evet. bitkileri az. O da tiroid üzerine etkili. İddia ediyor. Ve insanlar evet. gidiyor, tedavisini oluyor, sonucunu alıyor, mutlular. Evet. Oysa ikisi birbirinden tamamen bağımsız. Gelenek yöntemiyle beraber belki bu tedavi evet. geliştirmişler. İkisi de farklı yöntemi uyguluyorlar. Ama ikisinin de bilmiş farklı olduğu yanında da eksik bir noktası var. Belki birinin bir artısı, diğerinin eksisi. Oysa bu ikisini bir araya getirebilmemiz bizim sorunu çözmek için iki tane Lego parçasının bir araya gelmesi anlamına geliyor. Biz bunları aynı çatı altına getirdiğimizde, aynı kahvehane ortamında, aynı ortamda yemek yedirdiğimizde, aynı ortamda çay içirdiğimizde... Bunu olacak, bu bilimin paslaşması evet. olacak. Evet. Yani ben şunu yaptım, evet. siz bunu yaptınız. Bu eksiklik giderilecek, evet. bir logoyu tamamlama diyor. Tamamlamış olacak ve bu evet. insanları aynı çatı altına getirdiğimizde de biz bölgemize, ülkemize ve dünya insanlığına faydalı olma fırsatını bulacağız. Bu iş ya için... Bugün gören belediye başkanlığı adaylığına geldi. Evet. evet. Yani böyle bir bilim evleri ve bilim ofislerini gün gören de Davutpaşa kışlası yöresinde bilim evlerini, bilim ofislerini kurduk. Bu önce Güngören'e ne kazandıracak? İstanbul'a ne kazandıracak? Türkiye'ye ne kazandıracak? İki cümleyle onu da kazandıracak. Efendim, Güngören gerçekten bu ülkemizin en önemli yeri. En stratejik yeri. Haline gelecek. Evet, öyle de ama şimdi bunu bu projeyle beraber daha da hassas. Dünya çapında Güngören olacak. Evet, dünya çapında tanınan, bilinen ve herkesin rahatlıkla beraber ben Güngörenliyim diyebilecek olduğu ve gönül ferahlığıyla insanların dünyanın herhangi bir ülkesine gittiğinizde nasıl Amerika'da Kaliforniya, Silikon Vadisi, işte Türkiye, dünyada tekse Güngören'de bu sayede hem tanınacak hem marka olacak. Hem marka olacak evet. hem de buranın gençleri o insanların bilgisinden, kültüründen, görgüsünden yararlanma fırsatı bulacak ve evet. insanlar ve gençlerimiz bilim vadisinde, bilim ofisinde özlenecek. Yani yerini bulacak. En azından gençler diyecek ki evet. bizim de bir Güngören'imiz var. Burada bilim evleri ve bilim ofisleri var. Evet, evet. Onları rol model olarak o bilim insanlarını alacak. Evet. diyoruz. Şimdi Sayın Mustafa Küçükali, genç doktorumuz, şu kanser olayından onu sona bırakalım. Bir proje daha konuştuk sizinle. O projeyi de gündeme evet. getirelim. Mertel Tekstil Güvence Derneği. Evet efendim. Böyle bir dernekle belediyenin de katılacağı, hatta belediyenin, Güngören Belediyesi'nin öncülük edeceği bu dernek nedir? Ne amaçla, ne hangi amaca hizmet edecek? Bu tekstilcileri nasıl bir araya getirecek? Bunun rolü tekstil dünyasında ne olacak? Biliyoruz, herkes biliyor. Mersel artık tekstilin kalbi olan bir yer. Dolayısıyla bunu bir açsak. Bizim ülkemize baktığımızda, ülkemizin bugün yetişmiş olan iş adamlarının birçoğu Merter'den çıkma. Merter gerçekten... Tekstil dünyasının iş adamları diyorsun. Tekstil de olsa mesela Sanko evet. veya Sabancı veya Ulusoy. Evet. Farklı sektörde de olsa Merter gerçekten ülkemizin beyni. Evet. Ve tekstilde de gerçekten Türkiye'nin kalbi. Kalbi gerçekten kalbi. Öyle. Bunu yani. Dünyada her taraf Merter'de mesela işte Rusya'dan bir tekstil alıcısı geldiği zaman Merter'e geliyor.
Evet. Fakat işte ben yurt dışı seyahatlerim oluyor. Gidiyorum, geliyorum. Bir bakıyorsunuz. İşte tabii ki yani evet, işiniz gereği. İşiniz gereği. Bir de bu sağlık derneği ilişkileriniz, Ar-Ge çalışmalarınız sizi Avrupa'yı, Rusya'yı, Erbil'e yakın doğuyu neyse buraları gezme imkanı. İstanbul Erbil iş adamları dernek başkanıyım mesela. Ben Erbil'e gidiyorum. Erbil ki Türkiye'nin ürünlere baktığınızda Terek'teki ürünlerin veya pazardaki ürünlerin %75, %80'i Türk. Ama bir bakıyorsunuz oradaki insan diyor ki efendim ben Merter'den geldim, tekstil siparişi verdim, bana uygunsuz ürün geldi. Evet. Statüye uygun değil. Evet. Demek ki burada uygunsuz ve adamın parasını alıyor ama beğendiği ürün yerine farklı bir şey diyor. Parasını alıyor ama. Bu sadece Merter'e zarar vermiyor. Ülkemize zarar veriyor. Tabii ki. Bu ülkemizin yakışmayan insanlar bazen içimizden çıkabiliyor. Biz bunları mutlaka ayıklamamız gerekiyor. Yani tekstil dünyasının kalbinin attığı bir yer Merter. Burada bir takım insanlar hem Merter'e hem Türkiye'nin tekstil dünyasındaki itibarını zayıflatıcı şeyler yapıyorlar. Doğru diyorsunuz. Kesinlikle. Bazen de yurt dışından malını uygun şekilde gönderiyor ama parası gelmiyor. Evet. Yani bir takım uyanıklar Merter'e, Güngören'e, Türkiye'ye sonuçta Türkiye'ye zarar veriyor. İşte, bunu nasıl önleyeceğiz? Efendim bunu önlemek için belediye ile beraber Merter'deki sanayicinin veya tekstilcinin bir araya geldiği bir sivil toplum örgütü adı altında bir dernek oluşturmayı düşünüyoruz. Ve bir belediyenin öncülüğünde bir dernek kuracağım tekstil. Evet. Güvence Derneği. Güvence Derneği adı altında bir dernek kurup burada hakem heyeti oluşturup hakem heyetinin içerisinde mutlaka ben de olacağım. Evet. Belediye başkanı olarak buradaki uyanıkları, kötü niyetli insanları ayıklayıp oluşturacak olduğumuz bir bütçeyle de mağdur olan esnafı mutlaka rahatlatmak zorunda kalacağız ve biz bunu mutlaka ve mutlaka başaracağız. Evet. Bu güzel bir oluşum, inşallah başarılı olursunuz. İnşallah. Türkiye'nin de buna ihtiyacı var. Gerçekten tekstil piyasasının dışında biliyorsunuz sebze, meyve olaylarında da bu işte bir bakıyorsunuz Rusya'dan, Almanya'dan gönderdiğimiz portakal, domates kardeşim bu bilmem ne deyip iade ediliyor. Dolayısıyla Türkiye'nin ticari itibarı bu gibi uyanıklarla çökertiliyor diyelim. Müthiş bir proje bu ayrıca yani. Merter tekstilin kalbi burada 3-5 tane uyanık Merter'e kara damga vurduruyor, Güngören'e vurduruyor, Türkiye'ye farklı bir imaj, kötü zarar bir imaj çiziyorlar ve zarar veriyor. Biz bunu belediye olarak, çünkü Merter Güngören'e bağlı bir yer, belediye olarak ciddi bir kuruluş, bir dernek, adı dernek ama ciddi bir kuruluş olarak belediyenin denetiminde böyle bir dernek kuruyoruz. Orada mağdur olan, mağdur edilen ya da mağdur edilecek müşterileri de koruyacak bir dernek kuracağız. Bunu da hayata geçireceğiz diyorsunuz. Onunla başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Şu M1-M7 olayına geçelim. Çünkü Türk televizyonlarında ilk kez böyle bir konu geçiyor. Gerçi bir takım yine şarlatanlar diyelim. Bu ülkede kansere çare buldum, kanserin ilacını buldum, kansere bilmem ne buldum. Yani bir sürü insanlar çıktı zamanla geçmiş dönemde. Siz bir sağlıkçı olarak bunu daha iyi biliyorsunuz. Evet efendim, burası önemli şimdi. Evet, şimdi kanser Ar-Ge'sini tekrar şöyle yapalım isterseniz. Şimdi insanların, dünyada en kötü şey insanların duygularıyla oynamaktır. Hayalleriyle oynamaktır. Biz insanların hayalleriyle, duygularıyla oynayan insanların önüne geçmek için zaten bu derneği oluşturduk. Yani bunları yok edelim diyorsun. İnsanların hayallerini kırmayalım. Evet. İnsanlara umut vererek onların umutlarını sarsmayalım. Biz bu ülkeye sevdalıyız. Bu sevdamızla bu insanları
bu dolandırıcıları, bu şarlatanları yok edelim. Türkiye dünyadaki gerçek yerini bulsun. Tabii dediğiniz olay gerçekleştiği zaman zaten dünyada dengeler değişecek. Şimdi biz isterseniz kısa ve öz isim vermeden bazı açıklamalar yapabilirim. Tabii buyurun. Çok erken çünkü açıklama yapmamız için. Şu anda da biz insanlara bunu tedaviye sunma fırsatı bulmuş değiliz. Biz sadece araştırma olarak öncelikle beraber faz sıfır çalışmasındayız. İki yıldır süren çalışmalar. Doğru efendim. Faz sıfır çalışmasında biz dışarıda hücre içinden alınmış kanser hücrelerini üzerlerine mevcut ilacımızı damlatarak etki ettiğini ispatlamış durumdayız. Ama bir ilacın etkili olması önemli değil. Önemli olan onun sağlam dokuya da zarar vermemesi. Evet. Yoksa sizin bulmuş olduğunuz ilaç eğer sağlam dokuya zarar veriyor ise o zaman kanseri öldürür. Değildir. Çünkü kanseri öldürürken hücrenin sağlam dokusuna zarar verdiği için kanserden ölmüyorsunuz ama vermiş olduğunuz ilaçtan ölüyorsunuz. Anladım. O zaman bir anlamı yok. Evet. Zaten burada kritik nokta bu. Evet. İşte bunun için biz ilacımızı hücre dışında hem kanser dokusu üzerine hem de sağlam dokusu üzerine uygulayarak sonucumuzu aldık. Evet. Çıktılarımızı almamıza rağmen ürünü geliştirmek için Ar-Ge çalışmaları hocalarımız İstanbul Teknik Üniversitesi'nin laboratuvarında geliştiriyorlar. Şu anda çalışıyor arkadaşlarımız. Evet. İstanbul Teknik Üniversitesi dediniz. Evet. Orada bir grup. Bu laboratuvarlarda çalışıyor. Laboratuvarlarda. Evet. Kaptınız, siz de çok zekisiniz. Evet. Ama bunun yanında da şu anda özür dileyerek müdahale edeyim. Şu anda siz normal kanserli hücreyi dışarı aldınız, orada denediniz, tamam, ona etki ediyor. Evet. Şu anda kobay hayvanlar kullanılıyor. Evet, o İstanbul Teknik Üniversitesi değil, o da başka bir uluslararası laboratuvarda, lisanslı bir laboratuvarda, bir profesör arkadaşımız, İngiltere'den gelmiş, bu ülkenin en büyük bilim adamı, aynı zamanda İngiltere'den gelmişlerken bu arkadaşımız da Türk. Efendim ben öncelikle şunu söyleyeyim. Evet. Bizim kesinlikle ve kesinlikle ilk ülkemiz. Türkiye'de yetişmiş, Türkiye'nin yetiştirdiği bilim adamları ve mucitleri bir araya getiriyoruz. Evet. Yanlış anlamayın, bu milliyetçilik, aşırı milliyetçilik, mikro milliyetçilik değil. Hayır hayır, o anlamda sormadım zaten. Yani, bu amacımız bu. Acaba bir İngiliz profesör mü geldi o anlamda sordum. Siz dediniz ki harika. Bütün bilim adamı, bu çerçevedeki bütün bilim adamlarımız Türk insanı, bu ülkede yetişmiş bilim adamları dedi. Teşekkür ediyorum. Şimdi burada bu arkadaşımız hayvan deneyleriyle beraber, kendisi profesör, aynı zamanda veteriner, orada kobay farelere ilaçları vermiş durumda. Öncelikle beraber biz fareyi kanser yapıyoruz. Yaptıktan sonra o kanser yaptığımız fareye biz kendisine o ilacımızı uyguluyoruz. Daha sonra da takip ediyoruz. Diyoruz ki bu ilaçla beraber fare sağladı. İyileşti, bilmem düzeldi falan. Tabii, biz bunların hepsini tabii gözlemle beraber bilgisayar çıktısı alıyoruz. Resmi olarak onaylıyoruz. Resmi makamlara müracaat ediyoruz. Ve ondan sonra uygulama yapıyoruz. Peki ama bu biz resmi makamlara henüz müracaatınız yok. Değil. Çünkü faz sıfırdan faz bire geçmiş durumdayız. Evet. Ama devletimizin kontrolü altında. Tabii. Kesinlikle tabii. Yasa dışı hiçbir şey yok. Bizim çalışmalarımızın hepsi resmi ama derneğin de denetimi altında, birçok masrafımız da güzel insanlar. Bu muhteşem buluş için diyorsunuz ki iki yıldır gece gündüz Türk bilim adamları buna çalışıyor. Evet efendim. Üç yıl içinde de biz bunu ilaç olarak dünya pazarına İnşallah diyorum. İnşallah diyorum. Yani herkesin duasını bekliyoruz. Bu milletin ve dünya insanının duası efendim, sizin mi olur? Yani dünyadaki dengeleri değiştirir. Yani ben ablamı, benden bir yaş büyük ablamı akciğer adenoze, yani akciğer kanserinden kaybettim. Çok çile çekti. Beni bu sevdaya, Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Teşekkür ederim. Beni bu sevdaya iten, bu uğraşta beni uykusuz yapan neden bu. Ama inşallah Cenab-ı Allah bana nasip kılar. Ben aracı olurum. Ben bu insanlığa ömür boyu minnettar kalırım. Yeter ki çıksın. Kurtarsın artık insanlar bu pislikten, bu hastalıktan. Çünkü gerçekten insanlık adına
bu çağda utanç verici bir hastalık. Artık teknolojinin bu kadar ilerlediği bir dönemde böyle bir hastalıktan insanların acı çekmesi. İnşallah bütün dünyanın dileği bu. Buradan evet. da bütün dünyaya özellikle Türkiye'deki şifalar diliyorum. Bütün kanser hastalarımıza, inşallah diyelim, ben de şifalar diliyorum. Şifalar ama öncelikle bu devlete, bu devleti yönetenlere buradan bu müjdeyi veriyoruz. Evet. Bu çalışmanın zaten devlet farkında, devlet biliyor, devletin izniyle oluyor. Biz devletimize, insanlarımızla Türk insanı da insanlık ve Türkiye sevdalısı bu bilim, genç bilim adamlarının başarılı çalışmalarıyla kansere de çözüm bulacaklar. Bu genç doktorumuz Mustafa Küçük Ali bize konuk oldu. Ben dernek ve vakıflarda da görev yapıyorum. Ben bir vakıf başkanıyım. Ben evet. sevdalıyım bu işte. Ben Küçük Ali Oğlu Bunu Vakfı'nın... Bunu çok çabuk bitirmemiz evet. lazım. Evet. Çünkü uyarıyorlar. Evet. Sevgili Mustafa Bey, sevgili doktorumuz genç yaşta başarıyı yakalamış. Birçok mucit insanı bir araya getirmiş. Birçok bilim adamını bir araya getirmiş. Sosyal derneklerle de bu işi genişletmiş bir kardeşimiz. Mustafa Küçük Ali AK Parti Güngören Belediye Başkan Adayı, kendisine başarılar diliyoruz. Bu bilim çalışmaları için de evet. bu belediye başkanlığında çok iddialı diyorsunuz. Evet efendim. Çünkü ben adayım ama. Bilim ofislerini Güngören'de inşallah kuracağım. Aday oluruz. İnşallah aday oluruz. Aday olduğum zaman da bilim ofisleri Güngören'de olacak ve Güngören dünya markası olacak ben, diyorsunuz. Ben şunu söylüyorum. Ben bu projelerimi yapamayacaksam Allah bana belediye başkanlığı nasip kılmasın. Projelerim için varım. Evet. Projelerim